yurt dışı gezisinden kente dönen Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamazı, aralarında partili belediye meclis üyesi, belediye personeli ve muhtarların da olduğu coşkulu bir kalabalık karşıladı. Sizler Mersin'e sahip çıkmaya devam ediniz. Sık sık Kocamaz'a destek sloganlarının atıldığı karşılama töreninde halka teşekkür konuşması yapan Burhanettin Kocamaz, herkes gibi kendisinin de bu durumdan üzüntü duyduğunu, halkın desteğiyle 5 dönemdir alnının akıyla görevini yerine getirdiğini söyledi. Ben de aynı şekilde sizlerin üzüldüğü için üzülüyorum. Cenab-ı Allah bu şerefli görevi sizlerin desteğiyle bana 5 dönem nasip etmiş. Hem muhalefet hem de 5 dönem aynı siyasi partiden belediye başkanlığı görevi yapan Türkiye'de tek kişiyim. Başkan Kocamaz, başkan adaylarını halkın değil genel merkezin belirlediğini vurgularken 15 Temmuz sürecinden sonra türlü kumpaslara maruz kaldıklarının altını çizdi. Bildiğiniz gibi 15 Temmuz sürecinden sonra maalesef hain kriptolar üzerimize oyunlar oynadı. Ama Allah'a çok şükür ki abdestimizden şüphemiz yoktu. Dik durduk, direndik ve en sonunda kazandık. Türkiye'de maalesef demokratik süreç halkın direkt kendini temsil edecekleri seçmesi yolundan geçmiyor. Sisteme göre genel merkezler adayı belirliyor. Aday adayları adaya dönüşüyor. Ondan sonra sizlerin karşısına geliyor ve ananızın ak sütü gibi helal o temiz oylarınıza talip oluyor. Kocamaz 25 yıllık belediyecilik hayatında doğruluktan taviz vermeden görevini yaptığını söyleyerek bu durumun bazı kesimlerin işine gelmediğini vurguladı. Burhanettin Kocamaz'ın Mersin'de yönetime gelmiş olması Mersin'de kendilerine göre düzen kuranların işine gelmedi. Burhanettin Kocamaz hizmete devam edeceğinin de sinyallerini verdi. Burhanettin Kocamaz ölünceye kadar bu millete, bu Mersin'e, bu Tarsus'a hizmete devam edecektir. Yaklaşık 3000 araçlık bir konvoyla sloganlar eşliğinde Tarsus'tan Mersin'e gelen Başkan Kocamaz, coşkulu kalabalık tarafından evine kadar takip edildi.